İHA Aktüel kanalından hepinize selamlar. Bu videomuzda politika faizi nedir ve sizin hep duyduğunuz diğer kredi faizleri nelerdir? Onun arasındaki farkları anlatacağız. Şimdi Merkez Bankası'nın ana iki hedefi vardır. Bunlar fiyat ve finansal istikrarı sağlamak. Bunları yaparken de belli bir para politikası yürütür. Bu politikayı yürütürken de bazı kanallar kullanır. Merkez Bankası ekonomideki son likidite kaynağı olarak piyasalarda bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan ödünç para alabilmektedir. Merkez Bankası faiz oranlarını piyasaları etkilemek veya dengede tutmak amacıyla kullanır. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının oluşturulduğu bir para politikası kurulu vardır. Para politikası kurulunun faiz kararları önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarda alınır. Merkez Bankası bu toplantıları yılda 12 kere yani her ay veya 8 kere yapabilir. Bunu da bir önceki yılda açıklar. Toplantı periyotlarını her yıl bir önceki yıl açıklar. Merkez Bankası bankalara birçok yoldan para verebilir. Bu detaylı bir konu. Fakat bu videoda o detaylara girmeyeceğiz. Sadece sizin merak ettiğiniz politika faizi üzerinde açıklamalar yapacağız. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri arasında merak edilen ve gündemde hep olan politika faizi, gecelik borç alma ve borç verme faizi ile geç likidite penceresi faizi vardır. Öncelikle söyleyelim ki bu faizler Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı paraya verdiği faizdir. Merkez Bankaları ticari bankalara birçok değişik kanaldan para verebilir demiştik. Biz genelde sizin duyduğunuz politika faizi yani haftalık repo faizini anlatacağız. Bireylerin bankalara gidip kullandığı ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, şirketlerin kullandığı krediler, ticari krediler, yatırım kredileri piyasa faizi olarak adlandırılır. Politika faizi ise merkez bankaların bankalara sağladığı fona uyguladığı faiz oranıdır. Dolayısıyla Merkez Bankası faizlerinde bir değişiklik bankaların fonlama maliyetlerinde de bir değişiklik oluşturur. Bu etki de doğal olarak tüketiciye yani size yansır. Genellikle bankalar merkez bankalarının faiz kararlarının arkalarından gider. Ancak birçok nedenden bankalar bu kararı uygulamayabilir. Merkez Bankası politika faizini arttırdığında ticari bankalarda fonlama maliyetleri yükseldiği için uyguladığı yani size verdiği tüketici kredilerine, ihtiyaç, taşıt, konut kredilerine faizi arttırarak cevap verir. Bu her zaman böyle olmaz. Bazı durumlarda Merkez Bankası faizi indirir ama ticari bankaların faizleri yükselir. İşte bu durumda o ülkedeki genel ekonomiye bakmak lazım. Eğer bir ekonomide enflasyon oranlarındaki yükseliş beklentisi eğer fazlaysa orada bankalar kendi durumlarına göre konumlanabilir. Yani gelecek yılları hesaba katarak bir faiz oranları belli olabilir. Çünkü size verdikleri oranlar yıllık hatta daha da uzun dönemde vadeler verebiliyorlar. Bunu da kendilerini zarara sokmayacak şekilde belirlemeleri lazımdır. Dolayısıyla kendi ticari durumlarını gözetmek zorundadırlar. Bilindiği gibi enflasyon bir ekonominin bozucu en büyük etkilerinden biridir. Dolayısıyla da ülke genelinde oluşabilecek bir fiyat politikasındaki istikrarsızlık veya enflasyon beklentisinin artması dolayısıyla ticari bankaları da bu noktada doğru konumlandırmaya itiyor. Burada Merkez Bankası'nın faizi arttırması bankalara da aynı etki yapması normal. Çünkü bankalar size kredi vermeden önce Merkez Bankası'ndan bir fonlama alırlar ve bunun maliyetinin artması size uygulanacak fonun da maliyetinin artması demektir. Yani bir ticaret erbabı olduğunuzu düşünürseniz eğer bir malı satarken eğer o malı alırken maliyeti yükseldiyse siz de karşıya satarken onun fiyatını arttırırsınız. Bu ticari olarak normal bir durumdur. Bunun da böyle anlaşılması faydalı olacaktır. Şimdi faiz denince bir konuyu daha açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Birçok yerde duyarsınız nominal faiz ve reel faiz kavramları. Nominal faiz görünürdeki faiz kazancını anlatır. Yani sizin bankaya gittiğinizde bir yıllık paranızı yatırdığınız zaman size bir faiz oranı söylenir. Bir yıl sonra paranıza %10 şekilde faiz uygulanmış şekilde alacaksınız der. Yani örnek olarak bankaya 100 lira yatırırsanız ve size yıllık %10 oranında faiz uygulanırsa sizin bir yıl sonraki kazancınız 110 lira olacaktır. Ancak burada reel faiz işte o noktada enflasyondan arındırılmış orandır. Yani sizin
normal nominal faiziniz %10 olarak söylenirse, enflasyon da %5 olarak eğer varsayarsak, sizin orada gerçek kazancınız, yani enflasyondan arındırılmış kazancınız %5 olacaktır. Bu %5'lik oranda size reel faizi ulaştıracaktır. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey, reel faiziniz nedir? Yani gerçek kazancınız nedir? Buna dikkat etmelisiniz. Eğer bütün bilgileri toparlarsak, şimdi Merkez Bankası'nın ticari bankalara krediler için verdiği faize genel olarak politika faizi olarak kabul edebiliriz. Kafamızda onu öyle oluşturabiliriz. Dolayısıyla politika faizi artarsa bankaların verdiği kredilere de kredilerin de faizi artmış olacaktır. Burada politika faizini bir taban faiz olarak kabul etmemiz doğru olacaktır. Ticari bankalar borçlanmak için kendi faiz oranlarını da ayrıca belirleyebilmektedir. Dolayısıyla faiz para politikasının en önemli kısımlarından biridir. Ancak tamamı değildir. Burada faiz sadece bir araçtır. Bu videomuzda size politika faizi ve hep duyduğunuz nominal faiz ile reel faiz arasındaki farkları anlattık. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.